Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Antimatter projesinin testnetine katılacağız. Kısaca destekçilerinden hemen bahsedelim. Justin Sun var tanıdık isimlerden. Monday Capital, NGC Ventures ve Huobi DeFi Labs var. Alt kısımda ise stratejik partnerlerini görebiliyorsunuz. Lafı fazla dolandırmadan hemen testnet işlemlerine geçelim. Öncelikle açıklama kısmında bırakmış olduğum linkten bu dokümene ulaşıyorsunuz. Sonrasında Metamask'inize gelip A sekmesinden en altta bulunan tuşa basıyoruz. et Network. Sizde A ekle kısmı olması lazım. Bu kısma bastıktan sonra manuel olarak bir A ekle kısmına basıyoruz. Burada gördüğünüz gibi Network Name, New RPC URL gibi bilgiler mevcut. Size vermiş olduğum dokümandan hepsini kopyala, yapıştır yöntemiyle dolduruyorsunuz. Sizde bu uyarı çıkmaz çünkü bu A bende zaten ekli durumda. Sembole de metre yazıyoruz. Sonrasında son olarak Block Explorer kısmına da Son vermiş olduğum linki yapıştırıyoruz. Buraları doldurduktan sonra save tuşuna basarak ağımızı kaydediyoruz. Ben de kayıt olmamın sebebi dediğim gibi ben de zaten bu a ekli. Şimdi sırada Fawcett'ten token talep etme kısmı var. Metamask'imizi açıyoruz. Gördüğünüz gibi şuradaki adresimizi kopyaladık. Buraya yapıştırıyoruz. Give me native token kısmından 6.25 adet seçtim ben. Gördüğünüz gibi başarıyla token talebimiz gerçekleşti. Hemen cüzdanımızı kontrol edelim. Evet toplamda 7 adet metrem oldu benim. Artık testnet işlemlerine başlayabiliriz. Öncelikle yapmamız gereken işlem swap işlemi. Swap işleminin ardından havuz işlemlerini gerçekleştireceğiz. Burada öncelikle bir miktar metre'ı test bir tokenla swap yapmak istiyorum. 0.3 adet metre'ı 11 test token karşılığında swap yapıyorum. Confirm swap diyorum. Gelen uyarıya da confirm diyorum. Ve işlemimiz gerçekleşti. Bakiyemiz yansıdı. Aynı işlemi test 4 için de yapmak istiyorum. 0.5 adet metre test 4 token karşılığında swap yapmak istiyorum. Yine confirm swap dedim. Buradan yine onayı verdim. Evet gördüğünüz gibi bu işlemimiz de tamamlandı. Şimdi aynı işlemin tersini yapmak istiyorum. 10 tane test 4 token'ı Mather karşılığında swap yapmak istiyorum. Approve test 4 diyorum. Gelen uyarıyı onayladıktan sonra swap işlemini gerçekleştireceğim. Approve işlemi gerçekleşti. Şimdi swap tuşuna basıyorum. Yine confirm swap deyip gelen uyarı ekranına onay veriyorum. Bu işlemimiz de başarıyla gerçekleşti. Siz bu işlemleri bütün tokenlar için yapabilirsiniz. Ben hepsi için gerçekleştirdim. Şimdi pool kısmına geliyorum. Ve buradan create a pair deyip az önce swap işlemi gerçekleştirdiğimiz test 4 token karşılığında liquid de sağlaması yapıyorum. Ve buradan 45 adet test 4 tokenı Supply tuşuna basarak likiditeye ekliyorum. Gördüğünüz gibi likidite eklenme işlemimiz gerçekleşti. Sağ kısmında bulunan manage tuşuna basarak bir kısım likiditeyi geri çekiyorum. %50'sini buradaki butona basarak, şu anda bir hata olduğu için butondaki %50 yazısı gözükmüyor. Buradaki butona basıyorum ve approve diyerek işlem kilidini açıyorum. Sonrasında remove tuşuna basarak likiditeyi kaldırıyorum. Evet likidite kaldırma işlemimiz de başarılı gerçekleşti. Aynı kısımda Manage kısmında add diyerek yine Liquidity'e ekleme işlemi gerçekleştirebilirsiniz. 20 adetini tekrar supply ederek de ekleme işlemlerini tamamlamış olduk. Bu kısımda yapacağımız işlemler bu kadar. Dediğim gibi bütün tokenlar için yaparsanız daha garanti olur eğer bir ödül vesaire olacaksa. Gördüğünüz gibi 4 adet token burada. Ben tamamı için gerçekleştirdim bu işlemleri. Şimdi ikinci sitemiz olan B2NFT'ye geçiyoruz. Sağ üst kısımdan Connect Wallet kısmına basıyoruz. Ve Metamask'ı seçerek cüzdanımızı bağlıyoruz. Cüzdanımızı bağladıktan sonra profil kısmından Profile Settings kısmına basarak buradaki bilgileri dilediğiniz gibi doldurabilirsiniz. Şart değil fakat ben doldurdum yine de ne olur ne olmaz. Ardından My Profile kısmına geliyoruz. My Profile kısmına geldikten sonra biraz aşağı inerek koleksiyon kısmını görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi benim iki adet koleksiyonum var. Öncelikle buradan bir koleksiyon oluşturmamız gerekiyor. Create New Collection butonuna basıyoruz. Buradan koleksiyon adını dilediğiniz gibi yazabilirsiniz. Kripto 2 yaptım ben. Sembolü de istediğiniz gibi yazabilirsiniz. Açıklama isterseniz yazabilirsiniz. Bu kısımda ise koleksiyon için fotoğraf seçmenizi istiyor. Ben avatarı seçtim. Koleksiyon fotoğrafını seçtim aslında. Create Collection tuşuna bastım. Gelen uyarı ekranını confirm dedim. Bizi ana sayfaya yönlendirdi. Burada bir süre koleksiyonumuzun oluşmasını bekleyeceğiz. Sayfayı yeniliyorum ve gördüğünüz gibi koleksiyonumuz oluşturuldu. Şimdi yapmamız gereken işlem NFT oluşturmak. Yine sayfanın sağ üst kısmında bulunan create tuşuna basıyorum. Bu sefer bir NFT oluşturacağız. İsme yine dilediğiniz şey yazabilirsiniz. Açıklama kısmında da aynı şekilde. İsmi ve açıklamayı doldurduktan sonra altı inerek koleksiyonu seçiyorsunuz. Bu kısma istediğiniz görseli seçebilirsiniz. Ben manzara görseli tercih ettim. Sonrasında alt kısımda bulunan create tuşuna basıyoruz. Gelen uyarıya yine onay veriyoruz. Bu sitede işlemler birazcık uzun sürüyor. O yüzden Sabırla beklemenizde fayda var. Gördüğünüz gibi işlem tamamlandı. Koleksiyonumuzun içindeki NFT'miz de oluşturuldu. Şimdi NFT'mizin üstüne basarak Pat on Sale tuşuna basıyoruz. Ben bu NFT'yi 1 medra satışa koymak istiyorum. Dilerseniz bu kısma tıklayarak da açık arttırma yöntemiyle satabilirsiniz. Pat on Sale tuşuna basıyorum. Sonrasında gelen uyarı ekranında yine Confirm diyorum. Bir uyarı ekranı daha geldi. Yine Confirm dedim. İşlemimiz tamamlandı. Yukarıda bir uyarı çıktı. 3-4 dakika sürebilir dedi Marketplace'de görünmesi. Şimdi bizim yapmamız gereken işlem Marketplace'e gelerek buradan NFT satın almak. Gördüğünüz gibi bizim NFT'miz burada listeli şu anda. Ben buradaki NFT'yi bir medyada satın almak istiyorum. Üstüne tıkladım. Buy Now tuşuna bastım. Ödeme tuşuna basıyorum. Sonrasında Confirm diyorum. NFT satın alma işlemi de gerçekleşti. Hemen Profilim kısmından kontrol ediyorum. Showcase kısmına bastığım takdirde sahip olduğum NFT'leri görebiliyorsunuz. Buradan dilerseniz de sahip olduğunuz NFT'leri tekrar satışa koyabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi benim son aldığım NFT buydu. Ek olarak Marketplace kısmında açık arttırmalara da katılabilirsiniz. Gördüğünüz gibi süresi var. Bu bir açık arttırma. Place bit diyerek buradan teklif verebilirsiniz. Mesela 1.05 metre teklif veriyorum ben. Yine confirm dedim. Teklifimi başarıyla vermiş oldum. Ve bu platformda yapacağımız işlemlerin tamamını yaptık. NFT ürettik, NFT'mizi satışa koyduk, NFT satın aldık ve bir NFT'ye teklif verdik. Bu platformda yapabileceğimiz her şeyi gerçekleştirmiş olduk. Şimdi diğer sitemize geçelim. Diğer sitemiz Quantum Crypto. Bu sitede kadraj işlemler gerçekleştireceğiz. Öncelikle Connect Wallet diyorum ve Metamask'i seçiyorum. Gelen uyarı ekranında Send Request diyorum. Metamask'imize gelen uyarıyı imzalıyoruz. Ve böylelikle siteye bağlanmış olduk. Öncelikle burada yapmamız gereken işlem siteye Matter deposit etmek. Deposit tuşuna basıyorum. 2 adet Matter'ı buraya deposit etmek istiyorum. Confirm diyorum. İşlemin gerçekleşmesini bekliyorum. Burada yapacağımız işlemler aslında oldukça basit. Sadece long ve short işlemleri açmak olacak. Buradan 0.001 Ethereum'u 20x kaldıraçla işlem açmak istiyorum. Market fiyatından satın alıyorum. Place order tuşuna basıyorum ve sign dedikten sonra gördüğünüz gibi işlem açılmış oldu. Anında da kapandı. Anında kapandı çünkü gördüğünüz gibi expected price 1272 USDT. Biz en iyisi buradan limit emri verelim. Yine 0.001 adet Ethereum'u 1184 dolardan emir veriyorum. 20x şekilde place order tuşuna basıyorum. Bir de aynı işlemi short işlemi için gerçekleştiriyorum. 1184.9 yapıyorum şu anki fiyattan. Yine place order tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi işlemimiz açılmış oldu bu sefer. Platform şu anda test aşamasında olduğu için az önce gördüğünüz gibi marketten alım satım yapmak istedik fakat işlemi açar açmaz lig olduk. Şu anda bir adet emrimiz oluşturulmuş durumda. Bir adet de pozisyonumuz açık. Bu pozisyonu hemen stop loss koyalım. Sağa doğru çekiyorum. Buradaki yazı tuşuna basıyorum. Take profit kısmına 1100 dolar yazıyorum. Nerede stop olsun? 1300 dolarda ise stop olsun diyorum. Ve confirm tuşuna basıyorum. Böylelikle stop lossumuz da oluşmuş oldu. Bu sitede yapacağımız son bir işlem var. O da yatırdığımız parayı çekim yapmak. Burada hemen withdraw tuşuna basıyorum. Yatırmış olduğum maddelerden bir tanesini tekrar cüzdanıma çekiyorum. Confirm dedim. Ve uyarıyı imzalayıp fiy ücretini de ödeyerek işlemin gerçekleşmesini bekliyorum. Çekim işlemi başarıyla gerçekleşti. Buradan portfolyo kısmına gelerek de şu anki açık işlemlerinizi, pozisyonlarınızı, emirlerinizi ve geçmiş işlemlerinizi görebilirsiniz. Benim gördüğünüz gibi işlemlerim burada. Siz de işlemler gerçekleştirerek transaction oluşturup olası bir airdropta ödül kazanma şansınızı arttırabilirsiniz. Testnet işlemleri bu kadardı. Son olarak yine aşağıya bırakacağım linkten bu forma ulaşabilirsiniz. Burada öneri ve geri dönüş formu olarak geçiyor. Bu kısma e-mailinizi ya da telegram kullanıcı adınızı yazıyorsunuz. Buraya adınızı, soyadınızı, Buraya Antimatter ile ilgili geri dönüşünüzü yazıyorsunuz. Buraya ise fikirler ve önerinizi yazarak adresinizle birlikte gönder tuşuna basıyorsunuz. Eğer platformda bir bugla bir hatayla karşılaştıysanız bu formda doldurarak ödül kazanma şansından yararlanabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Daha fazla testnet ve airdrop e ile ilgili video gelmesini istiyorsanız beğenip yorum atarak bize destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Herkese bol kazanç diliyorum. Hoşçakalın.